Anne ben böyle bir şey nasıl söyleyeyim Naren ablaya? Kızcağız aklını kaçırır. Ne yapacaksın oğlum? Bilmek hakkı kızın. Söylemeyeceksin Metin. İzlerini bulamadım diyeceksin. Odama gel de seninle konuşalım biraz. Hadi. Günaydın. Günaydın. Ay geç mi kaldım? Ay yok ben erken indim çarşıya da. Gel buyurun. Geçen de düğme almıştım ben sizden. Sonra müşteri kola ağızlarına da istedi. Tamam. Örneği varsa bir 4 tane daha alacağım ben bundan. Geçen de beyiniz vardı sizin sanırsam değil mi? Çocukları okuldan almaya gitmişimdir. 4 taneydi değil mi? Kusura bakma Narin abla. Bir faydamız da dokunmadı sana. Mahcup olduk. Yok canım ne kusuru Metin. Olur mu sen elinden geleni yaptın. Da yani garip. Yer yarılıp içine mi girdi bu insanlar? Nasıl kimse bilmez anlamadım. Vallahi emniyetteki arkadaşlar bütün mahalleyi sorup soruşturmuş. Ne bilen var ne duyan. Ne tuhaf. Çok uzun yıllar önce taşınıp gittiler demek. Herhalde öyle bir şey oldu abla. Çünkü 12 yıl diyorsun. 12 yıl bu memlekette az buz bir zaman değil. Abla ben müsaadeni isteyeyim. Kız ne çiziyorsun sen öyle? Resim ödevi işte. Bu ne? Bu muz, bu et, bu kaymaklı, bu sıcacık ekmek, bu da çıtır çıtır kızarmış patates. Böyle resim ödevi mi olur? Ne konu verdi öğretmen? Evinizdeki hayatınızdan bir şey çizin dedi. Bizim ne zaman böyle bir hayatımız oldu ki? Ne bilecek öğretmen? Çok şaşırdım. Buhar olup uçtular sanki. Sanki hiç var olmamışlar gibi. Öyle bir şey olmaz. O işte bir yamuk var. Ne haber kızlar? Hoş geldin Minişim. Hoş bulduk. Selam. Selam. Hayırdır süslenmişsiniz? Nereye? Sermet Bey'e. Aa doğru. Cana iş bağlamışsınız değil mi? O da köşeyi döner artık. Yaşadık. Narin, bence polis öylesine 3-5 kişiye gidip sormuştur. Bence biz gidip soruşturalım. Niye? Ne oldu? Narin ailesini aramaya karar verdi ama kasabada izlerini bulamıyor niyeyse. Doğru söylüyorsun. Aslında gidip benim bakmam gerek. Yani o gücü nasıl toplayacağım bilemiyorum tabii bunca zaman sonra. Deniz, hazır mısın? Saat 8'e geliyor. Tamam, geliyorum. Ben çıkıyorum kızlar. Senle konuşuruz. Gerekiyorsa birlikte gidip bakacağız, tamam mı? Tamam. Cana iş buldu ya, gözü başka bir şey görmüyor. Ya da senin sorunlarını dinlemekten bıkmıştır. Narin. Bu gece seninle hiç uğraşamam. Kendine başka birini bul tamam mı? Ben gittim. Bir planın mı var? Hayır canım çok yorgunum. Eve gidip yatacağım. İyi. Sap gibi kaldım ben de ortada. Fırat da açmıyor telefonlarımı sabahtan beri. Her şey yolunda mı? Yani pek değil aslında. Uzun zamandır soğuk davranıyor bana karşı. Saçmalama. Daha dün gece aile yemeği yendi. Haftaya da nişan falan olur. İstemeye gelirler herhalde. Daha ne? Bilmiyorum. Kendimi istenilen, arzulanan, mutlu mesut evlenmeye hazırlanan kadın gibi hissetmiyorum.
Yani eğer sana böyle hissettiriyorsa niye devam ediyorsun peki? Mecburum. Onsuz ölürmüşüm gibi geliyor çünkü. Aramız bozulduğu zaman nefes alamıyorum. Anlıyorsundur. Ama böyle devam ederse... bilmiyorum. Keşke beni de biri seni kasaba günlerinden beri seven adam kadar sevse. Bozulma hemen. Ablam anlattı dün gece. Sermet Bey 20 senedir aşıkmış ya sana. Şimdi avukatı olmuşsun. Ha. Deniz öyle arada sırada içer, saçma sapan şeyler anlatır sen. İnanma. İyi geceler Irmak'cığım. İyi geceler. Alo, Ayhan. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Evin güzelmiş. Teşekkür ederim. Ablamın evi aslında. Bizim evde tadilat var hala. O yüzden vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Bir şey içer misin? Yok, almayayım ya. Fazla kalmayacağım zaten. Peki. Haberlerim var sanırım. Evet. Narin Yılmaz'ın babasını buldum. Bir tuhafiye dükkanı var. İkinci karısıyla birlikte dükkana yakın bir sokakta oturuyorlar. Çok hızlısın. Yalnız bu bilgi benim ne işime yarayacak? Ben zaten biliyordum babasının seneler önce başka bir kadınla kaçtığını. Ümmühan Hanım çok arkadaş canlısı bir kadın. Ya biz kısa sürede kaynaştık. Laf lafı açtı. Bana geçmişinden, Yaslan'dan bahsetti. Kendi deyimiyle hayatı gerçekten bir film gibi. Ben sadece seni ilgilendiren kısımlarını anlatacağım. Çok ilginç şeyler biliyor kadın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.